2022 akrepler yükselen ay burcu akrep olan değerli danışanlarım, değerli takipçilerim, güzel ve umutlu, huzurlu, güzel rüzgarlarla dolu bir hafta, yıl, denge 2022 sizi bekliyor. Her yerden esecek, hayat esecek, değişimler, ezber yaptığınız her şey yeniden bozulup yeni bir değişim, yeni bir oluşuma gireceksiniz. Çünkü bağımlı olduğunuz, bağımlılık olan her şeye veda etmeniz lazım. Vazgeçmeyi öğrenmeniz lazım. Hırslarınızı biraz daha, hırslarınız, takıntılarınız, kuşkularınız, şüpheciliğiniz, ihtiraslarınız, saymakla bitmediğim her şeyi bu sene geride bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunları öğrenmeniz lazım. Çünkü kendinizi fazlasıyla bağımlı olduğunuz her şeyden arındırmanız gerekiyor. O yüzden bu sene yeni değişim, yeni oluşum, yeni rüzgarlara kendimizi usul usul atmamız gerekiyor. Baş kuralınız bu. Unutmayın diyorum. Özellikle de değerli takipçilerim, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve emeğe saygı göstermeyi sakın unutmayın. Yemin ediyorum her burcu 10-11 dakika zaman ayırdım. Yani 2 saatim size emek harcamakla rica ediyorum. Yapmanız gereken tek şey bu. İş alanınızla alakalı yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme ama özellikle bu yılın başı çok güzel giderken 6. 7. 8. ay iş konularınızla ilgili çok yorucu olacağı ve sizi çok fazla sık boğaz edecek olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Biraz hani Ocak, Şubat, Mart'ın verdiği ve Nisan'ın verdiği rahatlık yaz aylarında sizi işinize verdiğiniz rahatlık yaz aylarında daha strese, daha gergin, daha yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar için çok büyük mücadele etmeniz lazım. Yılın ikinci yarı sizin için iş konularınızda tehlikeyi uyarıyor ve adapte olamadığınız her şeyden ders almanız gerekiyor. Rica ediyorum. Bu sene işinizle alakalı hiçbir şeyi aksetmeyin. Yöneticiniz, çevrenizdeki insanlarla tavır ve edanızı çok doğru şekilde kurmanız lazım. Eğer kurmadığınız takdirde iş kayıpları, maddi kayıplar ve hayatınızdaki hiç göremeyeceğiniz saçma olayların içerisinde yer alacaksınız. O yüzden ezber bozan kimliğinizi yeni siz yaratmanız için çok da doğru bir yıl. Kendi işini yapmak, farklı alanda büyütmek isteyen insanlar, evet yılbaşı itibariyle 5. aya kadar bu düzeni yıl sonuna kadar doğru değerlendirdiğinizde yatırım, finansal konularda daha kendinizi keyifli evrelere oluşturacaksınız. Ama en önemli şey de kendinizi maneviyata, Rabbime olan enerjiye teslim etmeyi öğrendiğiniz takdirde de bu hani korktuğum, sizin için endişe ettiğim her şey daha ılımlı şekilde, daha rahat bir şekilde hayatınıza yön verecek. Yani siz doğru enerjiyi bulmak için. Evet, işsiz olanlarda güzel fırsatlar kapınızda. Doğru değerlendirmeniz lazım. Kendinizi doğru bulmanız lazım. İş yerinizde kendinizi ispatlamak istiyorsanız başlangıç ve 6 ay çok verimli bir nokta olacak. Burada hak edilişinizi, değerinizi ve verimliliğinizi öğreneceksiniz. Buradaki insanların size karşı iletişimi, konuşma evresi, size yapılan haksızlıklarla artık yüzleşip bulunduğunuz noktaya sahip kalmayı ve burayı daha sıkı sıkı tutmayı öğreneceksiniz. Yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa, burayla ilgili yollar arıyorsanız 8 ve 9 ve 11. ay bu kapılarınız için çok verimli olacak. Yerleşmek, eğitim, iş alanını bu alanlarda genişletmek istiyorsanız çok güzel fırsatlar yaratacaksınız ve bu fırsatlar sizin kalıcı ve yurt dışı ile ilgili temel noktalarınızı oturtacak gözüküyor. Bu eğitim konusuyla bahane edip gidenler için de hem iş hayatınız hem de eğitiminizle ilgili oradaki zemine oturtacağınız bir yıl olacak. Emlak işi, sektör, satış yana pazarlama alanında, medya alanında çalışanlarda riskler yok. Ama bulunduğunuz alanın iş stresini ve ekonomik olarak bazı zorluklardan dolayı size yansıyacak problemler söz konusu olabilir. Onların tavır ve edalarınızdan siz sıkılabilir ve sizi yorabilirler. Ama sakın işinizden pes etmeyin. Bulunduğunuz noktayı daha kendi gücünüzle, daha kendi evrenizde ispatlamanızı daha sağlıklı buluyorum.
Farklı alanlarda iş kurmak, eğitim almak ve kendinizi farklı alanlarda yetiştirmek istiyorsanız, eksik bıraktığınız eğitiminiz, eksik kalan iş kariyerinizle alakalı noktalar için yarımlıklarınızı tamamlamak için çok doğru bir 6 ay, yılın ilk ayı bunlarla ilgili tamamlamanız gerekiyor. Kendinizi ispatlayabilirsiniz. Üniversitede hoca ya da farklı alanlarda devlette eğitim konularınızla ilgili noktayı belirlemek istiyorsanız, bu sene bu imzalar ya da özel okul devlet okulları ile ilgili planlarınız varsa bu sene bu imzalar atılacak ve siz istediğiniz alanın rahatlığını da tadacaksınız. İlişki konusunda özellikle maneviyatla birlikte sevgiyi öğreneceksiniz. Sevgiyle alakalı noktada da hedeflediğiniz büyük bir ilişkiyi ciddiyete, hayat arkadaşlığına ve yaşam kalitenizi arttıracağınız bir yol olacak akrep burçları. Ama şunu söylemek istiyorum. Evlenmekten korkan ve uzun süredir evlilik hayatınızla ilgili yaşadığınız krizleri bu yıl çözmeniz lazım. Çözdüğünüz takdirde çok güzel hayat arkadaşınızla verimlilik, planladığımız şekilde hayatımıza daha güzel noktalara iteceğiz. Mesela büyük şehirde yaşıyorsanız, farklı alanlara yerleşim kurmak istiyorsanız, farklı bir alana taşınmak istiyorsanız bu yılın sonuna doğru bu başarıyı ve bu oluşumları hayata geçirmiş olacaksınız ve ilişkiniz ve eksik olan taşlarınız da mutlaka altyapısını oturtacak. Neyi öğreneceksiniz? Bağımlılık, ısrarcılığı. Yani başka insanlara biraz teslim olmalı. Şüpheci yönünüz, yalanlarınız, kendi içinizdeki kurduğunuz karmaşık yalanlardan çıkmanız gerekiyor. Kendiniz bu konuda tedavi etmeniz lazım. Yoksa bu, eğer bunu bu sene öğrenemezseniz 2026'ya kadar riskler sizin hayatınızda olacak ve bu riskler sizi çok fazla sıkıntıya sokacak diyorum. İlişkinizle ilgili bitmesi ya da bu ilişkinin artık temel noktasında ben kimim diyorsanız artık ayrılmanız gerekiyor bu ilişkiden. Bu ilişki sizin artık hiçbir şeyiniz ve yeni ilişkiler, yeni fırsatlar var. Güven enerjinizi de tazelediğiniz takdirde de bu konuda da şanslı bir yıl sizi bekliyor olacak. Gereksiz para harcamalarınız, kendinizi ispatlama uğruna ayakkabı, kıyafet, eşya, yeni şeyler alma hedefiniz çok fazla olacak. Sizden ricam, para finansınızı da bu sene doğru evrede, doğru noktada yapmanız lazım. Yatırım konularınızla ilgili en çok istediğiniz bir ev, araba, arsa, toprak için 9, 10 ve 8 ve 7. ve 10. aya kadar, 10. ayın sonuna kadar bu yatırımlarınızı almış olacaksınız. Mahkemelik konularınız bu yıl çok zorlu ve stresli olacak. 2023'e kayacak. İş mahkemeniz varsa, iş mahkemenizde iade bekliyorsanız olumsuz gözüküyor. Ama para almak istiyorsanız bununla ilgili olumluluklar var ve sizi mutlu edecek diyorum. Sağlık konusu özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklara, cinsel içerikli hastalıklardan olacak sıkıntılara, kan tahlillerinizi bu sene çok doğru yaptırın. Sıkıntı almanızı istemiyorum. Bir de şeker, aile genetiğinizde şeker ya da tansiyonla alakalı noktalarda sıkıntılar ve kilo probleminizin daha çok artacağı, obez etrafınızda ve aile kökünüzde obez varsa bu sene bunlar ön plana çıkabilir. Bunları dengelememiz lazım. Ev tardilat, bazı akrep burçlarında bu sene tardilat konuları, yazlık ev, kiralık eviniz, eşyalarınız komple değişecek. Yani salonunuz, parkeleriniz, her şey bu sene daha rahat bir şekilde toparlayacağınız bir yıl. O yüzden bu sene tardilat da biraz sizi yorabilir diyorum. Toprak ve gıda sektörü ya da hayvancılık sektörüyle ilgili bu sene şanslı olacak bazı akrepler. Kazancınız size toprak, gıda, hayvancılık, tarım, yani bu tarz alanlarda çalışanlarda ya da bu alanlarda iş yapanlarda büyük kazançlar sizi bekliyor. Korkmanıza gerek yok. Eğitim konusunda özellikle yabancı dillere çok fazla merak saracaksınız. Çince, Japonca, Rusça, Almanca, bu tarz meraklarınız. Bir de spiritüel alanda kendinizi yenilemek istediğiniz noktalar, astroloji eğitim alabilir. Ki rüyalarınız bu sene çok fazla sizi uyarabilir. Aile büyüklerimizle ilgili yaşadığınız krizleri özellikle 4 ve 5. ayda toparlama kararı alacaksınız ama yine başa döneceksiniz. O yüzden biraz sizin inatçılığınız, biraz aksi yönlerinizi düzeltme vakti ve bu size iyi gelecek. Çocuklarınızın eğitim konularıyla ilgili yurt dışında bir araştırma yapıyorsanız çocuklarınız kendi başarısıyla gidecek. Sizin cebinizden para harcamayacaklar. Korkmanıza gerek yok diyorum. Aslında yılı doğru dengelersek, doğru tek öz ve net söylersek maneviyatınızı,
değişim rüzgarlarınıza kendinizi hazırlamanız ve artık hayatınızdaki karşı insanlara da güven duyup onlara biraz daha hayatınızın içerisine alıp kendi kimliğinizi doğru ifade etmeniz lazım. Bence siz kendinizi bu konuda iyileştirirseniz sevinirim. Tabii ki dualarımız, enerji bu sene en çok göze gelebilir, nazara gelebilirsiniz. Bunlar çok daha yoğun hayatınızda olacak. Bol bol nazar duası, bereket duası okumanızı öneriyorum. Mutlu, huzurda, keyifte, güzel bir yıl. 2022 Ağustos tadında olsun değerli akrep burçları. Sevdiklerinizi bol bol kucaklayın. Hayat çok kısa. Unutmayın, bir ölüm var bu hayatta. Kırdığınız insanlarla bu dünyada hesaplaşın, öbür dünyaya bırakmayın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.